Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün böyle farklı bir video ile karşınızdayız. Aslında çok uç noktalar yok içinde malzeme olarak arkadaşlar. Herkesin sahip olabileceği, kolay elde edebileceği malzemeye sahip olan profiterol yapımıyla karşınızdayız. Ben bugün kızıma söz vermiştim, yapacaktım. Hep birlikte sizinle birlikte yapalım diye kamera karşısına geçtim. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden sizlere kolay gelsin ve afiyet olsun diyerek videomuzun yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar, tenceremiz küçük bir tenceremize ocağın üzerine koyup altını yakalım. İçine bir su bardağı suyumuzu bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bende bu hamur işlemlerinde kullanılan sana vardı ama her türlü paket margarin olur. Bir paket margarin 250 gramlık. Ama bunu yarısını kullanacağız. Yani bakın, burada ölçülerimiz var. 50, 100, 150, 200, 250 gram. Şöyle sayıyoruz. 50, 100. Şimdi şurayı tam ortadan, ikinci elinin bakın burası tam ortası oluyor. Yani 125 gram paket margarinimizi kullanacağız. Şöyle buradan işaretleyip keselim. 125 gram paket margarini de içine atalım. Tenceremizde bir su bardağı su var. İçine yarım paket margarinimizi, yani 125 margarini de bırakıyoruz. Dediğim gibi her türlü margarin olur. Bunların kaynayıp ve margarinin yağın içinde erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi, kamerayı biraz yakınlaştırayım, şöyle göstereyim. Yağ ve su içinde kaynayarak iyice eridi arkadaşlar. Yağ suya karıştı. Şimdi bu aşamada bir su bardağı yine unumuz var. Sadece bir su bardağı, bunu içine bırakıyoruz ve karıştırıyoruz. Pişiriyoruz. Şimdi altını kısıyoruz bu aşamada. İyice çevire çevire un, su ve yağ ikilisini iyice birbirine geçene kadar biraz böyle karıştırarak hamurumuzu pişiriyoruz. Altı kısık bir şekilde şu an ocağımızın, hamurumuzu bu şekilde pişirelim. Bir 2 dakika kadar böyle altına tutturmadan karıştırarak pişirelim hamurumuzu. Bu şekilde pişirelim arkadaşlar. 2 dakika kadar karıştırarak pişirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir kıvam elde ettik. Böyle 2 dakikada karıştırarak pişirdik. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. İyice ılıyana kadar soğutacağız. Evet arkadaşlar, soğuyan hamurumuzu böyle bir derin kaba aldık. Ben böyle bir derin kapta yapacağım. Çünkü sıçrama şeyi oldukça fazla olduğu için tahammülüm yok arkadaşlar. Soğudu, iyice ılıdı pişen hamurumuz. Şimdi buna önce yumurtaları hep yedirip yedirip kıracağız. Yani önce bir tane yumurtamızı kıracağız içine. Bunu iyice karıştırıp hamura yedirdikten sonra ikinci yumurtayı kıracağız arkadaşlar. Şimdi mikserin sesi fazla olacağı için sadece böyle bir şeyde göstereceğim sizlere. Böyle tutalım. Bunu iyice yedirelim arkadaşlar hamurumuza. Bunu iyice yedirip dönelim. Birinci yumurtamı iyice yedirdim hamura çırparak mikserimle. Şimdi görmüyorsunuz ama içine ikinci yumurtayı da kırdım arkadaşlar şu an. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bunu da mikserle çırparak iyice birbirine yediriyorum. Bu aşamada kamerayı durduruyorum çünkü sesten dolayı. Evet arkadaşlar, ikinci yumurtamızı da yedirdik. Şimdi sıra üçüncü yumurtamızı içine bırakmaya geldi. Şimdi bu üçüncü yumurtamızı da iyice hamurumuza yediriyoruz. Evet arkadaşlar, üç yumurtamızı da içine yedirdik. Şimdi bir süre bunu böyle çırpıyoruz. Ne kadar çırptınız o kadar güzel olur. Güzel kabarır arkadaşlar.
Bunu böyle bu şekilde en az 3-4 dakika çırpıp iyice birbirine özleşmesini sağlayalım. Evet arkadaşlar, tepsimize yağlı kağıdımızı serelim. Bu güzel oluyor arkadaşlar. Hem tepsimizi yağlamamıza gerek kalmıyor, hem de tepsimiz çok kirlenmiyor, temiz kalıyor ve hamur işlerimiz yapışmıyor. Yağlı kağıdımızı tepsimize serip şimdi profiterollarımızı üstüne döşemeye geldi sıra. Şöyle bir hamur elde ettik arkadaşlar, gördüğünüz gibi çırparak. Şimdi bu hamurumuzu 2 adet tatlı kaşığına ihtiyacımız var bu noktada. Şöyle tatlı kaşığıyla büyüklüğü nasıl diyeyim sizlere arkadaşlar? Küçük bir ceviz tanesi kadar. Küçük bir ceviz tanesi kadar. Bakın böyle kaşığımızla buna şekil veriyoruz. Ve böyle kağıdımızın üzerine bunu bırakıyoruz arkadaşlar, olduğu yere. Hamurumuzu tepsiye böyle yerleştiriyoruz. Böyle yaparak biraz top olmasını sağlıyoruz. Hani hemencik biraz ara verip, çünkü bunlar kabaracak. Biraz ara verip ikinciyi koyuyoruz. Üçüncüyü aldık. Bu şekilde tepsimize profiterol hamurumuzu döşüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz aralar vererek, bakın tekrar gösteriyorum. Hamurumu aldım. Kaşığımın yardımıyla şöyle bir top olmasını sağlıyorum. Bakın biraz ara verip tepsime bu şekilde hamurun bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar karışımdan tam dolu dolu bir tepsi çıkıyor. Çok fazla birbirlerine yakınlaştırmadan, bakın iki kaşığın böyle yardımıyla son bezemi de bırakacağım şimdi tepsiye. Bu kaşığın da yardımıyla böyle tepsinin içine bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu 180 derecede önceden ısıtılmış fırına bırakacağız. Benim zaten fırında yemeğim vardı arkadaşlar. O pişerken üst gözüne koyuyorum. Şöyle 180 dereceye bakın. Ayarlıyoruz fırınımızın derecesini. Kabarıp, iyice kabarıp pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi profiterolun iç kremasını hazırlayacağız. İç kreması için yine tenceremizi aldık. 2,5 su bardağı sütümüzü tenceremize ölçüp bırakıyoruz arkadaşlar. 2 ve buçuk. 2,5 su bardağı sütümüzü ilave ettik. Şimdi burada 1,5 çay bardağı şekerim var. 1,5 çay bardağı şekeri ilave ettik. Bir tane yumurta verir misin annem dolaptan? 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane de yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. Bu iç kreması için. Bunu biraz böyle kaşığımızla yumurtayı süte yedirene kadar böyle karıştıralım. Sonrasında ocağın üzerine alacağız arkadaşlar. Un ve yumurtanın süte biraz geçmesini sağlayalım karıştırarak. Evet arkadaşlar, karıştırdık. Bunlar birbirine böyle geçmesini sağladık. Çırpıcı yardımıyla da birbirine geçmesini daha kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Şimdi bir de bizim için gerekli olan bir adet kız arkadaşlar. Bunu kızım karıştıracak. Sizler de çocuklarınıza karıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ocağımızın orta gözünü aldık. Şimdi bu pişene kadar böyle karıştırarak, koyulaşana kadar, kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi böyle kızınız bu aşamada size yardımcı olabilir. Kremasını hazırlayıp denelim. Evet arkadaşlar, benim kızım bunu böyle kaynayana kadar karıştırdı ve iç kremamız böylelikle katılaştı, bir kıvam aldı arkadaşlar. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz. Ve ocağın altını kapattıktan sonra bir paket şekerli vanilin içine döküp karıştıralım arkadaşlar. Hoş bir aroma elde etmek için şekerli vanilimizi de döküp iyice karıştırıp birbirine yemesini sağlayalım. Başlayayım mı?
Karıştırabilirsin kızım. Evet arkadaşlar, bunu soğumaya bırakıyoruz artık. İç kremamız iyice soğuyana kadar bırakalım. Evet arkadaşlar, şimdi çikolata sosuna geldi üzerim. Ben böyle hazır sos kullanacağım. Doktor Oetker'in sosunu alırsanız daha tadı güzel. Aslında Bim'de de var ama hani biraz daha uygun fiyatlar var. Çok da büyük bir fiyatı yok yanılmıyorsam. Yani tam bilmeyeceğim ama en fazla 2,5 TL olması gerekiyor. Bim'dekiler daha uygun. A101'dekiler. Şimdi burada arkadaşlar ben biraz koyu bir kıvam istiyorum. Çünkü üzerine profiterolünü dökünce dibine inmemesi için. Burada 2,5 su bardağı süt ile yapılıyor. Ben 2 su bardağı süt ile yapacağım. Biraz koyu kıvamda olabilmesi için. Evet arkadaşlar, sütümüz dediğim gibi, dök kızım, 2,5 su bardağı ile yapılıyor. Ama ben 2 su bardağı süt kullanacağım. Biraz daha dök anneciğim. Dolsun bardak. Tamam. Bu birinci bardağımız. Getir anneciğim. Yavaş anneciğim. Süt getir o zaman dolaptan. Hadi kızım. Bunu ben bir açayım ilk önce. Onu ben tutacağım. Sen şunu tamamlayacaksın. Yağmur. Evet arkadaşlar, 2 su bardağı süte 1 paket çikolata sosumuzu döküyoruz ve yine kızınızın eline veriyorsunuz. Karıştırarak pişiriyor arkadaşlar. Bu koyulaşana kadar, kaynayana kadar karıştırıp pişiriyoruz. Sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğurken gelip gidip birkaç kez karıştıralım arkadaşlar. Hani yüzü böyle tutmaması için, pürüzsüz olması için. Soğurken de aralarda karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim. Bunu ocağın üzerine alıp kaynayana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar fırında böyle 35 dakika kadar 180 dereceye biraz geçen, hani 190 derece gibi fırında, önceden ısıtılmış fırında pişirdik. Benimkisi biraz fazla kabarmadı. Çünkü nedeni dediğim gibi fırında yemeğim olduğu için engelledi sanırsam. Böyle kızarana kadar pişirdik. Şimdi bunlara içini açıp kremamızı koyup üzerine sosla buluşturacağız. Hazırlamış olduğumuz krema böyle arkadaşlar. Bakın soğudu. Bunu şimdi profiterolün içine koyacağız. Hani bu krem şanti falan, krema torbanız varsa eğer buradan delip içine sıkabilirsiniz ama benim yapacağım işlem, ben şöyle ortasını kesiyorum. Kremamdan alıyorum arkadaşlar. İçine böyle koyup üzerine geri kapatıyorum kapağını. Tepsime diziyorum. Bir kez daha göstereyim. Şöyle bakın. Çünkü kremayla buluş, üzerinde sos olacağı için sorun değil arkadaşlar. Ufak tefek zedelenmeleri sorun değil. Böyle arasına kremamı koyuyorum. Tepsime diziyorum arkadaşlar. Bu işlemi profiterolün bitene kadar yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar kızımızdan yardım aldık. Şimdi bu aşamada da, kesim aşamasında eşimden yardım alıyorum. Kolay gelsin hayat. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi profiterolların kremalarını koyduk. Dediğim gibi 2 su bardağı ile yaptığım çikolata sosum burada arkadaşlar. Şimdi bu çikolata sosu böyle 2,5 su bardağı ile yapmadım. Çünkü bakın böyle koyunca altına inmesin istiyorum. Fazla iniyor, yoksa o zaman kalıcı olsun istiyorum. Böyle üstüne de en son aşamamızda çikolata sosumuzu gezdirelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi işte demek istediğim, 2,5 su bardağı sütle yapsaydım olduğu gibi dabanına bırakıyordu. Üzerinde çikolata sosu kalmıyordu. Yarım su bardağı eksik süt kullanarak yaptığım için çikolata sosumuz profiterollerin üzerinde kaldı. Yapacak olan arkadaşlar, şimdiden hepinize kolay gelsin, afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.